Elimizdeki rassal değişkene x diyelim. Bu değişken bir alışveriş merkezinden çıkan insanlar arasından rastgele seçilmiş birinin boyunu temsil ediyor olabilir. Bu da değişkenin olasılık dağılımı. Dağılımı bir çan eğrisi yani normal dağılım olarak çizdim ama farklı dağılımların söz konusu olabileceğini de unutmayın lütfen. Evet bu örnek için değişkenin dağılımının normal olduğunu varsayacağız. Bu da ortalaması. Ortalamanın bir standart sapma üstü ve altını da bu şekilde işaretledim. Bu videoda bu değişkeni bir sayıyla topladığımda ya da çarptığımda dağılımın özellikle de ortalama ve standart sapmanın nasıl etkileneceğini incelemek istiyorum. İsterseniz önce bu değişken ile bir sabitin toplamına eşit olan bir başka değişkenimiz olduğunu düşünelim. Bu değişkene de y adını verelim. Hemen yazayım. y x artı sabit içinde k'yı kullanalım. Evet y x artı k'ya eşit olsun. K rassal bir değişken değil, sabit bir sayı örneğin 10 olabilir atıyorum. y değişkenini alışveriş merkezinden çıkan insanların boylarına 10 santimetre ekleyerek buluyoruz diyelim ve bu da mesela mesela bu insanların kafalarına bir şapka ya da ne bileyim mesela tüylü bir kızıl derili başlığı taktıklarındaki boylarının dağılımı olsun. Eğer Y'yi bu şekilde tanımlıyorsak bana Y'nin ortalama ve standart sapmasının X ile olan ilişkisinin ne olacağını söyleyebilir misiniz? Evet, görselleştirmeye ne dersiniz? Y'nin dağılımı, mesela ortalama bunun yerine k kadar ötelenmiş olacak. Aslına bakarsanız, dağılımın tamamı k kadar sağa ötelenecek. K eğer pozitif bir sayı ise buna benzeyen bir dağılım elde edebiliriz. Ayırt edebilmek için Y'nin dağılımını pembeyle, evet bu şekilde boyayayım. Gördüğünüz gibi X'in dağılımını k kadar öteleyerek Y'nin dağılımını elde ettik sağa doğru k kadar k eğer negatif bir sayı olsaydı ya da y'yi x'ten k çıkararak elde ediyor olsaydık dağılımı sola doğru k kadar ötelememiz gerekecekti ortalamanın değiştiğini yani k kadar arttığını gördüğümüze göre hemen not edelim y değişkeninin ortalaması x değişkeninin ortalaması artı k olarak bulunabilir. Evet, işte böyle. Peki, ya standart sapma? Sizce standart sapma değişti mi? Standart sapma verinin ortalamaya göre yayılmasını verdiği için değişmez. X değişkeni için buradaki uzunluk bir standart sapma ve buradaki uzunluğun da bir standart sapma olduğunu söylemeye çalışıyorum. İki uzunluk birbirine eşit olduğu için de X değişkeninin standart sapması Y değişkeninin standart sapmasına eşit diyebiliriz. Evet, öyleyse burada da gördüğümüz üzere bir değişkeni sabit bir sayıyla topladığımızda ortalama değişir ama standart sapma değişmez diyebiliriz. Şimdi sıra geldi ölçeklendirmeye. Evet, şimdi de z adını vereceğim bir rassal değişkenin x çarpı sabit bir sayı yani k çarpı x'e eşit olduğunu düşünelim. k'nın bir değişken değil sabit bir sayı olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra sonra devam ediyorum kolay olacaksa k'nın mesela 2 olduğunu düşünebilirsiniz hadi bakalım bu sefer ne olacak görelim X'in dağılımını bir kere daha çizelim. K eğer 2 ise dağılımın bu şekilde genişleyeceğini göreceğiz. Alan her zaman 1'e eşit olacağından dağılım sağa ve sola doğru genişlerken aynı zamanda da basıklaşacak değil mi? Alanı sabit tutması gerekiyor. Çizim aracını kullanabilirsem eğer evet önce 2 birim kısaltalım. Şimdi de şimdi de 2 birim genişletmeye çalışacağım. Ee, şöyle yapar sam daha iyi olacak. Evet, x'i 2 ile çarptığımızda z değişkeni için işte buna benzeyen bir dağılım elde ederiz. Bunu da z'nin rengine boyayalım. Evet. Bu dağılımı incelediğinizde dikkatinizi çeken iki şey olmalı. Birincisi, gördüğünüz gibi ortalama ölçeklendi. Evet, ortalama bu şekilde ölçeklendi ama daha önemlisi, standart sapmanında K kadar ölçeklendiğini görüyorsunuz değil mi? Z'nin standart sapması X'in standart sapması çarpı K'ya eşit olacak. Ortalaması da hemen not edeyim. Yine K kadar ölçeklenip X'in ortalaması çarpı K'ya eşit olacak. O halde bu videoda öğrendiklerimizi bir değişkene sabit bir sayı ekleyerek elde ettiğimiz yeni değişkenin ortalaması ilk değişkenin ortalaması artı eklenen sabit sayı olurken standart sapması değişmez ve bir değişkeni ölçeklendirerek yani sabit bir sayıyla çarparak elde ettiğimiz değişkenin ortalaması ve standart sapması da durumdan etkilenir ve ölçeklendirdiğiniz sabite bağlı olarak onlar da aynı oranda ölçeklenirler diye özetleyebiliriz